isimler, MHP'li isimler var, öyle tabii, mi? Tabii. 17-25 Aralık'ta nasıl sistemin hukuk ve emniyet kanadı FETÖ'nün kontrolündeydi? Sonrasında o temizlendi ve doğru da yapıldı. Ama bu sefer de MHP'nin büyük etkisinin olduğu bir süreç başladı. Yoksa Sinan Ateş dosyası 1,5 yıl hiç ilerlemeden durur muydu? Orayı daha detaylı konuşacağız. Tabii. Peki. Yani burada emniyet ve hukukta bir yapılanma varsa, sadece MHP'yi demiyorum. Var olan yapılar, ben şuna inandım Kürşat Bey, devlet adamlığının bir gereği olarak. Devlet hiyerarşisi içinde paralel yapılanmayı kim yaparsa yapsın. İster FETÖ, ister 28 Şubatçı, ister ulusalcı, ister muhafazakar, kim yaparsa, ister tarikat ya da cemaat. Ben böyle bir devlet anlayışını temelden reddediyorum. Devletin hiyerarşisi esastır ve o hiyerarşi içinde hiçbir dışarıdaki unsurun talimatıyla iş göremez, hizipleşme olamaz. Ama emniyete baktığınızda tablo bu mu? Şucular deniyor, bucular deniyor. İsimler veriliyor emniyet müdür yardımcılarının. Bu diyor şu cemaate yakın, bu MHP'ye yakın, bu şuna yakın, bu buna yakın. Şimdi böyle bir tablo ortaya çıkmışsa o emniyete güvenliği teslim etmiş olan siyasi iktidar kendisini nasıl pazarlıksız bir şekilde güvende hisseder ki? Aynı şey hukuk için. Şu Yargıtay'ın şu mahkeme, şu dairesi, şuna yakın, bu dairesi buna yakın. Şimdi böyle bir devlet yapısı olur mu? Peki. Bunu birlikte kurdular. Birlikte bir arada olmanın zorunluluğu buradan geliyor. Çünkü olmadığı zaman hukuk içinde, hatta emniyet içinde herkes birbirine operasyon çekiyor. Yani artık çekiyor. Birbirlerinden kopamazlar. Kopmaları gerekiyor ama ben kopacakları kanaatindeyim. Şu anlamda, siyasal mantık açısından. Geçen sene Millet İttifakı kaybetti seçimi. Belki de Halk TV'de burada konuştuk. Ben o zaman dedim ki, herkes Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarı kazanacağını düşünüyordu yerel seçimlerde. Hayır dedim, halk korkuyla, bir dürtüyle oy kullandı. Şimdi cezalandıracak yani mahalli seçimlerde, yerel seçimlerde. Şimdi de söylüyorum, geçen sene Millet İttifakı bir seçim yenilgisi sonrası nasıl dağıldıysa, ki doğal, nasıl içinde büyük tartışmalar başladıysa, ki doğal, İYİ Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nde, bütün partilerde bir iş var. Şimdi de Cumhur İttifakı ağır bir yenilgi aldı. Cumhur İttifakı hiçbir siyasal sonuç çıkmamış gibi yerel seçimlerin bu ağır yenilgisi üzerine şal örtemez. Ve Cumhur İttifakı Millet İttifakı'na göre daha az iki unsurdan oluşuyor nihayet, diğerleri ekleme. O iki unsurun birbirine bağımlılığı dolayısıyla daha uzun sürede belki dağılacak, ama dağılacak. Çünkü Cumhur İttifakı'nın birbirine verebileceği şeyler kalmadı. Nedir verebileceği 2028'e şey? Kadar dağılır mı? Dağılır. Yok, bu sene içinde de zor. Neden biliyor musunuz? Hayır, 2000 seçime kadar. Onu seçime, onu da biliyorum. Yani o kadar sürmesini bırakın, önümüzdeki bir yıl içinde de devamı zor. Niye? Nihayet bir koalisyon bir alverişidir. Sayın Erdoğan biliyordu ki MHP'nin desteğiyle Cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Ama şimdi görüyor ki MHP'nin desteğiyle de %50'yi bulamıyor. Dolayısıyla onun beklenti, siyaset beklenti yönetimi. MHP de biliyor ki Sayın Erdoğan nasıl olsa seçimi kazanıyor, biz de devletin içinde etki gücüne sahip oluyoruz. Ama şimdi onlar da biliyor ki Sayın Erdoğan'ın yeniden seçilme şansı yok denecek kadar azaldı. Şimdi bu durumda MHP AK Parti'ye ne verecek, AK Parti MHP'ye ne verecek? Peki. O iç bağlantılar sebebiyle zorunluluk haline dönüştü. Çıkar... Geleceğe dönük bir beklentiden kaynaklanmıyor Cumhur İttifakı. Geçmişe doğru birbirlerine işledikleri suç diyeyim ve yaptıkları yanlışlar dolayısıyla irtibat. Geçen sene öyle değil. Geçen sene Erdoğan kazanacak, ben de onun yanında durayım diyordu MHP. Erdoğan da diyordu ki MHP'nin desteğiyle kazanabilirim, ben onu yanımda tutayım. Ama şimdi birlikte bir gelecek perspektifi üretebilecek durumda değiller. Dolayısıyla AK Parti içindeki tartışmaları da bilerek söylüyorum. AK Parti artık MHP'yi, AK Partili'yi, ne diyeyim, AK Parti'nin şeyini, felsefesini kuruluşundan beri savunmuş isimler MHP'yi bir yük olarak görüyor. Nitekim Bahçeli ne dedi? Hüseyin Çelik bahsetti. Evet. Hayır, Bahçeli ne dedi? AK Parti içindeki suyu bulandıranlar? Kim MHP'yi yük olarak görenler, isimlerini vermeyeyim, herkes biliyor kim olduğunu. Çok MHP, sayıda mı bunlar? Tabii, ağırlık burada şu anda. Çünkü bir yenilgi yaşanmış. Ve bu yenilginin önemli sebebi de MHP ile kurulan ittifakın doğası. Tabii onun kadar, ondan çok daha önemli olarak da yolsuzluklar. Sayın Bahçeli onları biliyor mu? Bilmez mi? Yani hani klasör olabilir mi?
klasör bir gizemdir. Onu Bahçeli'ye sormak lazım. Ama istemeyen kadroları veya yöneticileri bilerek mi hedef gösteriyor, isimlerini bilerek? Bakın maalesef bizim